Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Kuvayi Milliye Bulvarı bugün düzenlenen törenle açıldı. Törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kuvayi Milliye'nin Edirne ile ilgisinden ve öneminden bahsetti. 10 yılda Edirne'ye kazandırdığımız kalıcı yatırımlardan, kalıcı eserlerden biri olan Kuvayi Milliye Bulvarı'nın açılışını yapıyoruz. Niçin bu kadar bekledik bu açılışı, niye daha önce yapmadık derseniz, istedik ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Serhat şehri, batı sınırı, kalesi olan Edirne'ye o Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarının isimlerinin olduğu uzun, geniş bir bulvar yakışır. Başkan Gürkan, bulvarın Edirne'nin trafik yükünü azaltacak en önemli noktalardan birisi olacağını da belirtti. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki bu bulvar, Güney Çevre Yolu ve Sağlık Yolu'ndan sonra Edirne'nin trafik sorununu, trafik yükünü, yoğunluğunu, sirkülasyonunu azaltacak en önemli geçiş noktalarından birisi olacak. Önümüzdeki süreçte bu bulvarın şehir trafiğindeki önemini, değerini, kıymetini Edirneliler daha da iyi yaşayacaklar, daha da iyi fark edecekler. Peki bunca isim varken niçin Kuvayi Milliye dedik? Niçin Kuvayi Milliye Bulvarı dedik? Çünkü bu kent varlığını Cumhuriyet'e bağlı bir kent. Cumhuriyet'in ilanından önceki 100 yıla bakarsanız Edirne 1829'da, 28-29'da Rus işgaline, 1877-78-93 harbinden sonra tekrar Rus işgaline, 1912-13 Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgar işgaline ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 1920-22 döneminde de Yunan işgaline uğramış, neredeyse son 100 yılını hep işgallerle geçirmiş bir şehir. Nereye kadar? İşte Kuvayi Milliye'nin Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak bu toprakları vatan yapmasına ve ilelebet payidar olacak Cumhuriyeti kurana kadar. Kuvayi Milliye ile Edirne'nin ne ilgisi var dersek aslında çok ilgisi var. Bakınız, İtilaf Devletleri ile beraber girdiğimiz 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıktık. Osmanlı dağıldı, Osmanlı parçalandı. Adeta Sevr'in bir önceki aşaması olan Mondros Mütarekesi'ne bizi masaya koyarak lime lime ettiler koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nu. 30 Ekim 1918'de Osmanlı İmparatorluğu Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak galip devletlerle yenilgiyi kabul ettik. Mondros'tan sadece 3 gün sonra, Mondros'un 3. gününde, 2 Kasım 1918'de, 30 Ekim 1918'de Mondros imzalandı. 2 Kasım 1918'de Karaköy'de Sansaryan Han'da 4 tane Edirneli bir araya geldi. Birisi işgalden önceki dönemin belediye başkanı Şevket Dağdevrem, Edirne Belediye Başkanı. 1918-1920 döneminin belediye başkanı Şevket Dağdevrem. İkincisi o dönem meclis üyesi olan, kurtuluştan sonra belediye başkanı olacak Yola Geldili Kasım Bey. Üçüncüsü o dönem Osmanlı Meclisi Mebusan üyesi olan, yani dönemin milletvekili olan Mehmet Şeref Aykut. Dördüncüsü yine o dönemin meclisi Mebusan üyesi milletvekili Faik Kaltakkıran, Edirne tarihçisi Ahmet Badi'nin oğlu. Bu dört yiğit adam, bu dört kahraman adam Mondros'taki yenilgiyi, o imzayı kabul etmeyerek o handa 2 Kasım gecesi bir cemiyet kurdular. Bu cemiyet bir direniş örgütüydü. Osmanlı coğrafyasındaki 3 milyon kilometre kareye yayılmış Osmanlı coğrafyasındaki ilk direniş örgütüydü mağlubiyetten sonra, yenilgiden sonra. Adı Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ydi bunun. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ydi. Bu cemiyetin kurulmasıyla beraber derhal örgütlenme çalışmaları, komiteler oluşturma, direniş örgütleri, direniş çeteleri oluşturma çalışmaları başladı. Ve bundan 5 ay sonra
O sarı saçlı, mavi gözlü dev 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. İlk adımı attı Samsun'a. O aslında onun attığı ilk adım değildi. Özgürlüğün ilk adımıydı, bağımsızlığın ilk adımıydı. Derhal Anadolu'daki direnişçiler Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kurdular. Ardından 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi toplandı ve o tarihi kararı aldı. Vatan bir bütündür, bölünemez dediler. Ve Atatürk'ün de emriyle, Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle bu iki direniş örgütü birleştirildi. Sivas genelgesine dayanarak, Sivas tamimine dayanılarak dediler ki vatan bir bütündür, bölünemez. O zaman biz bu iki örgütü birleştiririz. Adını da Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti koyarız. Öyle yaptılar. Ardından az önce sunucu arkadaşımın okuduğu Atatürk'ün o dayane fikriyle Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin içerisinden Kuvayi Milliye'yi çıkardılar. Ve o Kuvayi Milliye bizim Kurtuluş Savaşı'mızı örgütleyip kazanarak bize bu toprakları vatan olarak armağan etti. Hepsinin ruhu şad olsun. Onlar zaman zaman toplum unutsa da, millet unutsa da o tarihin gurur tablosunda her zaman yaşamaya devam edecekler. Sevgili Edirneliler, şunu hiç unutmayın. Ne zaman dara düşerseniz, ne zaman sıkıntıya düşerseniz. Şunu unutmayın. Bu topraklar Cumhuriyet'in, kurtuluşunun ilk adımının, ilk işaret fişeğinin, ilk çoban ateşinin yakıldığı topraklardır. Böyle bir dönemin ardından biz bugün bu şehirde, burada özgürce yaşıyorsak, nefes alıyorsak, bilin ki bu Yola Geldili Kasım'ın, Şevket Dağdevre'nin, Mehmet Şeref Aykut'un ve Faik Kaltakkıran'ın sayesindedir. Ve onları bir araya getirerek Kuvayi Milliye'yi kuran, bağımsızlık savaşımızı veren, kurtuluş savaşını kazanan büyük devrimci, tam bağımsız Türkiye'yi kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yüzden Mustafa Kemal'in askeri olmakla her zaman onur duyduk, gurur duyduk. Tüm yaşamımızın temel felsefesini bu oluşturdu. Bundan sonra da son nefesimize kadar tam bağımsız Türkiye için her alanda, her yerde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Kuvayi Milliye Bulvarı'nı bugün açmamın nedeni budur. İstedim ki öyle bir çivi çakalım ki Edirne'nin tam kalbine, en işlek yerine, onu hiç kimse buradan çıkaramasın, hiç kimse buradan sökemesin. Ve Cumhuriyet'in evlatları, o yeni yetişen gencecik filizler de buradan her geçişte Kuvayi Milliye'nin adını duyarak ne olduğunu öğrensinler, ne olduğunu araştırsınlar. Kuvayi Milliye Bulvarımızın Edirne'mize, vatandaşlarımıza, değerli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek bulvarın resmi açılışı gerçekleştirildi. Tamam mıyız? Tamam. Evet, Edirne'mize hayırlı uğurlu olsun. Daha sonra Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi merhum Soner Tuna'nın adını taşıyan sokağın açılışı da gerçekleştirildi. Açılış törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, merhum Soner Tuna'nın eşi Ebru Tuna, belediye başkan yardımcılarıyla Tuna ailesi ve ailenin yakınları katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan merhum Soner Tuna'nın eşi Ebru Tuna, alınan kararla çok büyük bir vefa örneği gösterildiğini belirterek Başkan Gürkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bugün buraya gelmeden önce günlük hayatta çok kullandığımız bir sözcük, vefa sözcüğü üzerine biraz daha detaylı düşündüm. Günün anlam ve önemine binaen. Diyor ki sözlükler, vefa sözünde durma, sözünü yerine getirme, dostluğu devam ettirme, yetişme, yetme, kafi gelme demiş. Ve son noktayı Türk Dil Kurumu koymuş, çok da güzel bir tanım getirmiş. Sevgiyi sürdürme, sevgi dostluk bağlılığı demiş. Biz bugün burada sevgili Soner Tuna'ya sevgi olarak bağımızı göstermek üzere, vefamızı göstermek üzere toplanmış bulunuyoruz. Şimdi burada bulunan birçok insanın muhakkak ki kayıpları vardır. Hayatın gerçeklerinden biri ölüm. Hep gittikten sonra
düşünürüz ne olacak, bu büyük boşluk nasıl dolacak, ne yapacağız deriz. Alışmak diye bir şey yok. Hiçbir insanın gidişine alışılmıyor. Yani o boşluk hep kalıyor. Sadece kabulleniş var. Soner İstanbul'dan buraya geldiği zaman, onu tanıdığım yıllarda bahsettiği şey hep Edirne'nin ne kadar güzel bir şehir olduğuydu. Yani Edirne'de yaşamaktan ve bir Edirne'li olmaktan çok mutluluk duyuyordu. Edirne sevgisini her zaman dile getirirdi. Bu sokağa adını verdikleri için Sayın Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a, bu çalışmada katkısı bulunan tüm belediye çalışanlarına, Tuna ailesi, Bozturk ailesi, sevenleri, sanatçı dostları, yakın arkadaşları, dostları, arkadaşları adına ve şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başkan Gürkan da merhum Soner Tuna'yı anmak adına böyle bir karar aldıklarını ifade etti. İnsanoğlum belki de dünyada yaşarken en büyük amaçlarından, en büyük hedeflerinden birisi isminin kendinden sonra da anılması. İnsanlık tarihine baktığınızda da bunun birçok binlerce örneğini görüyoruz. Hepimiz istiyoruz ki bizden sonra da ölüm gerçeğini bildiğimiz için, bunu değiştiremeyeceğimizi de bildiğimiz için bizden sonra isimlerimizin anılmasını, yaşamasını, yaşatılmasını istiyoruz. Sosyolojik anlamda da bakarsanız belki de işte aile, varlık, evlat buralardan geliyor ama ben bugün Soner'le ilgili bir şeyler söylemek isterim. Soner diyorum çünkü çok sevdiğim, birlikte görev de yaptığım, birlikte de çalıştığım üniversitede çok değerli bir arkadaşımızdı. Hatta onun o meşhur çizgileriyle 2. Beyazıt Külliyesi'nde de benim genel sekreterliğim döneminde bir sergi de açmıştık. Belki hatırlarlar. Tabii hem Bozturk ailesiyle hem Tuna ailesiyle çok uzun yıllara dayanan dostluklarımız var. Kardeşliklerimiz, hukukumuz, arkadaşlıklarımız var. Sevgili Ebru ile çok uzun yıllardır tanışırız. Bilmiyorum kaç yıl oldu ama belki bir 25-30 yıl, belki daha fazla. Soner aynı şekilde. Taner aynı şekilde. Mahmut'u orada görüyorum. Mahmut'u herhalde doğduğumdan beri tanışıyoruz. Öyle hissediyorum yani, öyle hatırlıyorum. Edirne'nin değerlerini, Edirne için düşünen, ortaya bir şeyler koyan, yaratan ve Edirne ile bir anlamda özdeş olmuş isimleri sonsuza kadar yaşatmak temel görevi belediyeciliği. Bu bağlamda bugün ben de mutluyum. Sevgili kardeşim Ebru'nun dediği gibi ölüm gerçek ve alışmıyorsunuz. Hepimizin kaybettiği yakınları var, çok yakınları var. Ölüme alışılmıyor ama o acıyla yaşamaya alışıyorsunuz. O acıyla birlikte yaşamaya alışıyorsunuz. Yattığı yer incitmesin diyorum sevgili Soner'e. Mekanı cennet olsun, ışıklar yoldaş olsun. Ama bu dünyadan bir iz bırakarak ayrılmak da çok kıymetli. Eminim ki şu anda bizi görüyordur, izliyordur o naifliğiyle, o kibarlığıyla, insancılığıyla. Her daim yüreğimizin bir köşesinde, aklımızın bir köşesinde Soner olacak. Buraya koyduğumuz bu tabelayla da mutlaka onu tanıyanlar, bilenler, geçerken ismini gördüğünde onunla ilgili güzel anılarını tekrar canlandıracaklar. Bizim de elimizden gelen bu. Devri daim olsun, ismiyle yaşasın diyorum.